Babam da sevindi kaldığına. Gitmek istersen salmazdım. İsteğinle geldin ama ancak iznimle gidebilirsin dedi. Birlikte yedik içtik, konuştuk. Arada bir sürü notlar aldı. Bir yazar budur bence. Dilsizi dile getirendir. Dilsizin acısını, öfkesini, isteklerini anlatabilendir. Bir gün ben de böyle biri olabilir miyim? Yeniden düşündüm. Başarabilir miyim? Babamla konuştum bunu. Bana anlattı. Biliyorsun, benim kahveyle, biraneyle ilişkim yoktur. Okumayı, okumuş arkadaşlarla konuşmayı severim. Adım Ahmet. Soyadım Şahin. Babam da Şahin. Biraz acayip. Adı soyadıyla birleşince Şahin Şahin oluyor. Ben işte bu Şahin Şahin'in oğluyum. Bir Gasterbeiter çocuğuyum. Almanya'nın Oberhausen şehrinde. Ana dilimizi unutmayalım diye duyduğum yeni sözcükleri kafamda Türkçe'ye çeviriyorum. Bende bir alışkanlık bu. 11 yıldır yaşadığım şehrin adı yukarı evler gibi bir şey. Ama bilmiyorum, kömür ocaklarının yukarısı mı, fabrikaların aşağısı mı, her yanı kamış gibi fabrika bacası. Gökleri her zaman dumanlı. Bir yandan Duisburg'a, bir yandan Bottrop'a, Mülheim'a ekleniyor. Büyümüş, bitişmiş onlarla. Bir sürü okulu, kilisesi, mezarlığı var. Kömür ocaklarıyla fabrikaları hepsinden çok. Babalarımıza Gasterbeiter diyorlar. Bu da konuk işçi oluyor. İşçidirler doğru. Ama nasıl konuk oluyorlar? Konukluk 3 gün der anam. O da eskidenmiş. Şimdi 1 gün bile değil. Telefonla termin alacaksın, çay içmeye ya da bir öğün yemek yemeye gideceksin, bu kadar. Babam geleli 18 koca yıl olmuş. Biz geleli 11 yıl. Hangi konukluk? Babam burada tam 7 yıl tek başına kaldı. Süründü heyim denilen barakalarda. Önce bilmiyorduk. Anam duymuş. Arada 2 yıl Marion adında çiçekçide çalışan bir kadınla yaşamış. Geçimsizlik çıkmış aralarında, ayrılmışlar. Türk Türk'le geçinemiyor. Kolay mı Alman'la geçinmek? Almanya'ya gelirken anama sadece 2 yıl kalacağını söylemiş. Bu yıl dönerim, şu yıl dönerim diye diye koca 7 yılın geçip gittiğini görünce düşünmüş. Ben güya Müslümanım. Hem de Türk'üm. Doğruyum, çalışkanım. Her şeyden önce de insanım. Çoluk çocuğu döküp geldim geride. Bu yaptığım hangisine sığar? Müslümanlığa mı? Türklüğe mi? İnsanlığa mı? Açık seçik anımsıyorum. 4 yaşındaydım. Bir hafta izin almış çıkıp geldi. Hazırlanın, götürüyorum siz dedi. 4-5 günün içinde topladı hepimizi. Önce Zonguldak, Ankara, sonra Vereli'ni Almanya. Uçakta gelirken Tosundur Ahmet'im, koçtur oğlum diye kucağına oturttu hep. Öteki kardeşlerimi de okşar. Ama beni hepsinden çok sever sanırım. Kardeşlerimle sık sık takışırız. Seni daha çok sever, beni daha çok sever diye. Bir sonuca da varamayız. Sözü getirmek istediğim nokta şurası. 20 yıl geçmiş. Konuk monuk değil, başka bir şeyiz biz. Biz göçmeniz. Böyle deyince babamın arkadaşları köpürüyor. Göçmen değiliz, geri döneceğiz. 18-20 yıldır dönmemişler. Şimdi nasıl döneceklermiş? Kim inanır? Yalnız kalınca babam nasıl değilmişiz, bal gibi göçmeniz diye söylenir. Almanya bizim ikinci yurdumuz. Sanırım sizin de yurdunuz olacak. Oturup arkadaşlarla dertleşiyoruz. İki arada bir derede geçip gitti çocukluğumuz. Okullarımızı doğru dürüst okuyamadık. Bir baltaya sap olamadık. Arada ziyan olduk sayıyorum kendimizi. Şimdi okuduğumuz okul önü mesleğe açık bir okul. Ama meslek filan öğretmez. Sadece insanın önünü tıkar. Liseye, üniversiteye öldürsen yollamaz.
Bu tür okula düşenlerin sonu işçi olmaktır. Diploma alabilirsek biz de işçi olacağız. Yani bu bile zor bize. Bir gün babalarımızdan eli kalem tutan yok. Biz de kimse adam yerine koymuyor. Bu durumlarımızı kime anlatalım, nasıl anlatalım diye düşünüp dururken bir yazar geldi okulumuza. Bahçeye çıkmıştık. Türk öğretmen İsmet Akdağ ile geçtiler yanımızdan. Bilmiyorduk yazar olduğunu. Bilsek de bir yazarın kaç yazdığını yeterince bilmiyorduk. Geçerken bana bir baktı. Gözleriyle çevresini durmadan tarayan bu adamı az sonra sınıflarımızda dikilir bulduk. Öğretmenimiz tanıştırdı. Sonra da konuşmaya başladı bu. Anlatın bakalım, nasılsınız? Neler yapıyorsunuz Almanya'da? Geleceğinizi nasıl görüyorsunuz? Babalarınızın, analarınızın yaşayıp da pek ayırdına varamadığı bu yaşamı anlatın. Siz onların çocuklarısınız. Kabul edersiniz. Ben de yazarınız oluyorum. Türkiye'de köylülerin yaşamını yazmış. Kitapları varmış. Şimdi de bizim durumlarımızı dile getirecekmiş. Önce sustuk biz. İlk kez bir yazar gördüğümüz için şaşırdık. Kireç kaplı duvarlardan ses geldi, bizden gelmedi. Kim arkadaşlarımız parmak kaldırıp "İyiyiz, gutuz, Almanya hep gut, Türkiye zaten gut, alles gut" dediler. Gülerek, düşünerek dinliyordu. Gene hepimizi gözlerinin içine almıştı. İsveç'ten, Hollanda'dan, Almanya'nın başka yerlerinden örnekler anlattı. Göçmen işçi çocukları oralarda nasıl yaşıyor, neler çekiyor, onlardan bahsetti. Arkadaşlarımız biraz açıldılar. Anlatmaya başladılar başlarına geleni, gelip de geçip gitmeyeni. Gene de yeter görmedi anlatılanları. Başladı ecüğünü cücüğünü soruşturmaya. Her bahçeye çıkışımızda o da bizimle çıkıyordu. Almanların ulme dediği bir ağaç vardı. Kara ağaç gibi bir şey. Köklerini yerin betonu sıkmıştı. Mevsim bahar olduğu için pembe beyaz çiçeklerini açmıştı. Solgun bir gelin gibiydi. Onun dibine duruyordu. Biriyle konuşur gibi yapıp Alman'ı Türk'ü izliyordu. Sonra baktım evlerimize gelip gitmeye başladı. Ben dedim saklımızı gizlimizi yazacak bu adam. Gitti. 2 ay sonra yeniden geldi. Fabrikaları, heyimleri dolaşmış. Kömür ocaklarına inip çıkmış. Bir bir elden geçirmiş bizimkilerin yaşadığı mahalleleri. Oturdu karşımıza. Sorduklarını birer kez daha soruyordu. Bütün bunlar bizim öykülerimizi yazmak içinmiş. İnanmayacak olduk. İsmet Akdağ kendisini Türkiye'den tanırım. İnanın dedi. Bütün kitaplar böyle yazılıyorsa yazarlık acayip iştir. Bir ara ben de olayım diye aklımdan geçirmiştim. Çekinmeye başladım. Bir gelişinde bizim anlattıklarımıza dayalı olarak yazdıklarını getirmiş. Birkaçını okudum. Bunlar nasıl anlatayım? Pişmişti örneğin. Kopuk kopuk öykü kırıntıları, insanı vuran, öfkelendiren öyküler olmuştu. İşte biz bunu yapamıyorduk. Acıyı yaşıyorduk. Öfkeyi duyuyorduk da böyle etkileyici olarak anlatamıyorduk. Parmak kaldırıp bunun nedenini sordum. Yazarlık budur dedi gülerek. Sonra sürdürdü konuşmasını. Bir amaç için yazılır, yazılar, öyküler. Ben sizin burada acılar içinde olduğunuzu biliyorum. Birer fidan gibi söküp getirildiniz oradaki toprağınızdan. Ama buradaki toprağa yerleştirilemediniz. Hiçbir yere kök salmadınız. Attılar açığa, kurudunuz. Ayıptır bu. Bunu yapanların ayıbı. Şimdi de yalan söylüyorlar. Kendinizin ya da babalarınızın kusuru gibi gösteriyorlar bunları. Bu derecede de yüzsüzler. Gene parmak kaldırdım. Kim bunlar? Sözün tamamı aptala söylenir. Duymadın mı? Sustuk bütün sınıf. Baktık birbirimize. Her şeyden önce bunların kim olduğunu bilmelisiniz. Eve gittim. Düşünmeye başladım. Kimler attı bizi bu acıların, ayıpların içine?
Taunus Caddesi'ndeki evimize geldi bir gün. Gelmez sanıyordum, geldi. Çay yaptım elimle. Anam domates, biber, peynir çıkarttı. Babam daha gelmemişti kömürden. Oturdu. Uzun uzun konuştu bizimle. Küçük kardeşim Mesut'u kucağına aldı. Ona sorular sordu. Anam suskun bir insandır. Sanki yurttan öz kardeşi gelmiş gibi açıldı. İçinde ne varsa hepsini konuştu. Boşalttı kendini. Dinledi hiç kesmeden. Buna çok sevindim. Babam gelince kalkıp gitmeye yakıştıramadı. Başka yere sözü varmış gibi çıkıp sokaktan telefon etti, erteledi. Babamla konuştum bunu. Bana anlattı. Biliyorsun, benim kahveyle, biraneyle ilişkim yoktur. Okumayı, okumuş arkadaşlarla konuşmayı severim. Fakir Baykurt'un bugüne kadar yazdıklarından 9 kitap okudum. Kabul ediyorum, gut bir yazardır. Sana gelince, eğer istersen, şimdi tam sırasıdır. Ondan daha iyi olabilirsin. Nasıl olabilirim diye baktım yüzüne. Açıkladı babam. Fakir Baykurt, anasından doğma yazar olmadı ya, o da senin gibi bir çocuktu. Belki donunu toplayamazdı küçükken. Çalıştı, uğraştı, oldu. Sen de çalışır, uğraşırsan olursun. Hem de asıl sen anlatırsın yaşam denilen denizde bizim çektiklerimizi. Bir daha kimse çekmesin diye ortaya daha vurucu yapıtlar koyabilirsin. Gözümün çiçeği oğlum, dedi. Sarıldım boynuna, kucakladım kocaman gövdesini. Uzun uzun sıktım. Bir daha belirtiyorum. Adım Ahmet, soyadım Şahin. Babamın adı Şahin Şahin. Ben bu Şahin Şahin'in oğluyum. Şahin gibi bir yazar olacağım. Çok istiyorum.